Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde söz sanatlarını işleyeceğiz. Söz sanatları hepimizin bildiği gibi anlatıma çekicilik, canlılık kazandırmak, genellikle de edebi metinlerde, hikayelerde, romanlarda yahut şiirlerde okuyan kişinin daha fazla zevk almasını, daha fazla haz duymasını sağlayabilmek amacıyla kullanılan, yazarlar, şairler tarafından kullanılan sanatlar. Nelerdir bunlar? İlk olarak benzetme. Benzetme sanatı, diğer bir adıyla teşbih dediğimiz sanat, aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla şeyden zayıf olanın kuvvetli olanına benzetildiği sanattır arkadaşlar. Bir benzetme yapılabilmesi için en az iki tane unsurun var olması gerekir. Bu iki tane unsurdan bir tanesinin zayıf, diğerinin ise kuvvetli unsur olması gerekir. Bu iki unsuru biz benzetme yönü ve benzetme edatı dediğimiz iki farklı faktörü kullanarak birleştiririz. Bu duruma da benzetme adını veriyoruz arkadaşlar. Benzetmede dört tane toplam unsura sahibiz. Bunun iki tanesi temel unsurlar, iki tanesi ise yardımcı unsurlar. Temel unsurlar dediğimiz benzeyen ve benzetilen. Biraz önce söylediğimiz bir benzetmede mutlaka iki farklı kavram, iki farklı durum ya da olayın olması gerekir diye söylemiştik. Bu iki farklı kavrama biz benzeyen ve benzetilen adını veriyoruz. Bunlardan nitelikçe güçlü olana arkadaşlar benzetilen, kendisine benzetilen, nitelikçe zayıf olana ise benzeyen adını veriyoruz. Örneğimizde balerin sahnede kuğu gibi süzülüyordu diyor. Balerin sahnede kuğu gibi süzülüyordu. Burada iki tane unsurumuz var. Birincisi balerin, diğeri ise kuğu. Nitelikleri ne bunların arkadaşlar? Süzülmek. Süzülme bakımından balerini kuğuya benzetiyor. Yani nitelikçe zayıf olan balerin nitelikçe süzülme niteliği bakımından daha güçlü olan kuğuya benzetiliyor. Bu ikisi bu açıdan benzetme edatı kullanılarak, gibi benzetme edatı kullanılarak tamamlanmış ve bir benzetme meydana getirilmiş diyoruz arkadaşlar. Dört unsurdan meydana geliyor dedik benzetme arkadaşlar. İlk olarak benzeyenle başlayalım. Benzeyen yani zayıf unsur. Benzetmenin temel unsurlarından biridir. Bir varlığı, bir varlığın özelliğini bildiren sözcük ya da sözcük grubuna biz benzeyen adını veriyoruz arkadaşlar. Birbirine benzetilen ögelerden nitelik bakımından daha güçlü, daha zayıf olan varlıktır benzeyen. Ne demiş örneğimizde? Yaptığım kek taş gibi sert olmuş. Burada kek benzeyen neye benzetiliyor arkadaşlar? Taşa benzetiliyor. Taş sert olma bakımından kekten daha üstün bir varlık biliyorsunuz. Doğada sert denildiği zaman aklımıza gelen en önemli cisim taş. Dolayısıyla keki taşa benzeteceğiz. Sert olması bakımından dört unsurun dördünün de kullanıldığını görüyorsunuz bu örneğimizde. Kek benzeyen, kendisine benzetilen taş gibi benzetme edatı sert de bu benzetmenin yönünü ifade ediyor. Hangi yönden bu benzetmeyi yaptığımızı göstermeye çalışmış. İkinci unsurumuz kendisine benzetilen arkadaşlar. Bu iki temel unsur mutlaka her benzetmede bulunur. Kendisine benzetilen, birbirine benzetilen unsurlardan nitelik olarak daha güçlü, üstün olandır. Kendisine benzetilen benzetmeler de temel ögelerden biridir arkadaşlar. Bir benzetme yapabilmemiz için bizim ihtiyaç duyduğumuz iki önemli unsurdan biri. Keçi gibi inatçı bir çocuktu. Doğada inatçı olma bakımından bir üstün niteliği gösteren varlık söyleyecek olsak aklımıza gelen ilk varlık keçi olur haliyle. Keçi çocuk arasında bir benzetme yapılıyor. Çocuk burada inatçı olmak bakımından benzeyen konumunda, yani nitelikçe daha düşük. Neye benzetiliyor? Nitelikçe daha üstün olan, daha kuvvetli, güçlü olan keçiye benzetiliyor. Hangi nitelikten bahsediyoruz? İnatçı olma niteliğinden. İnatçı olma niteliği bakımından çocuk keçiye benzetilmiş. Hangi edat kullanılarak bağlanmış bu benzetme? Gibi edatı kullanılarak bağlanmış. Geldik yardımcı unsurlara. Bir benzetmede kullanılan yardımcı unsurlar da iki tane arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi benzetme yönü. Şimdi iki varlığı birbirlerine benzeteceksek mutlaka bir benzetme yönümüzün de olması lazım. Hangi bakımdan benzetme yapıyoruz? Neden benzetme yapıyoruz? Nitelikçe zayıf olanın hangi özelliği eksik? Nitelikçe güçlü olanın hangi özelliği fazla? Bu ikisini hangi noktada birleştirmeye çalışıyoruz? Bu bize benzetme yönünü gösteriyor. Birbirine benzetilen unsurlar arasındaki ortak ilgi ve benzeyiş olan yöne biz benzetme yönü adını veriyoruz. İki varlık arasındaki benzerliğin şeklini ve içeriğini bildirir. Bazen benzetmelerde açıkça bulunmayabilir. Yani
işte doğada siyah olması ile meşhur olan neler var? Mesela kömür var, zeytin var. Bu siyah olması bakımından demez de hangi varlığı olduğunu söyler, siz otomatik olarak anlarsınız. Mesela pamuk gibi elleri vardı denildiği zaman cümlemizin içerisinde yumuşak sözcüğü geçmiyor. Ancak pamuk denildiği zaman bizim aklımıza gelen ilk varlık olan, ilk özellik olan yumuşak olma özelliği aklımıza geldiği için biz bunun benzetme yönünü metin içerisinde kullanılması da anlayabiliyoruz. Yaptığım kek taş gibi sert olmuştu. Sert burada taşın özelliğini, niteliğini ifade ediyor. Taş denildiği zaman da ilk aklımıza gelen varlık olacak zaten. Özellik olacak zaten. Sert olma özelliği. Keçi gibi inatçı bir çocuktu. Biraz önceki örneğimizde olduğu gibi. Keçi doğada inatçı olması bakımından nitelikçe güçlü olan varlık. Bu sebeple de inatçı sözcüğünü, keçi sözcüğünü kullanmış oluyoruz. Benzetme yönü açısından da inatçı sözcüğü geçerli oluyor arkadaşlar burada. Benzetme edatı sonuncusu, yardımcı ögelerden sonuncusu arkadaşlar. Bir benzetme yapılabilmesi için kullanılan, metin içerisinde, cümle içerisinde her zaman varlığını göstermese de kimi zaman kullanılan gibi, kadar, andıran, sanki, güya, tıpkı gibi ifadeler benzetme edatı olarak kullanılır diyoruz. Yaptığım kek taş gibi sert olmuştu. Örneğimizdeki gibi edatını görüyorsunuz. Keçi gibi inatçı bir çocuktu. Bu örneğimizde de yine gibi edatını görüyorsunuz. Bu gibi, kadar, gibi, işte güya, sanki, tıpkı, andıran, benzeyen gibi sözcükler de kullanılabilir benzetme edatı olarak. Bütün benzetmelerde arkadaşlar benzeyen ve benzetilen iki temel unsurdur. Bunlar mutlaka, mutlaka demeyelim ama kimi zaman bir tanesiyle de yapılabiliyor benzetme. Bir benzetme yapılabilmesi için varlıklarını hissedebilmemiz, anlayabilmemiz gereken iki tane unsur. Bazı benzetmelerde benzetme edatı ve benzetme yönü bulunmayabilir. Çünkü bunlar yardımcı unsurlardır. Haliyle cümlenin içerisinde kullanılmayabilir. Mesela zeytin gözlüm sana beylim meylim nedendir? Birini eğer zeytin gözlü diyorsanız onun gözlerinin yeşil olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuzdur? Hayır, siyah olduğunu. Çünkü doğada işte siyah denilince aklımıza gelen iki tane unsurdan bir tanesi. Bir işte kömür gibi gözler deriz. İki zeytin gibi gözler deriz. Zeytini hatta siyah ve parlak olması bakımından benzerlik ilişkisi kurarız. Zeytin sözcüğü bu açıdan buna benzer olur. Geldik ikinci söz sanatımız arkadaşlar. İkinci söz sanatımız kişileştirme. Diğer bir adıyla da teşhis. Soruların içerisinde teşhisi de bazen kullanabilir. Bu sebeple bu ikinci isimlerine de bakmamız gerekir arkadaşlar. Kişileştirme, teşhis demek. Ne demekmiş peki? Nasıl yapılıyormuş? Hangi amaçla yapılıyormuş bu kişileştirme sanatı? İnsan dışındaki varlıklara, insani özellikler verme sanatına biz kişileştirme adını veriyoruz. Kişileştirmede hayvanlara, bitkilere veya diğer varlıklara hayali bir kişilik verilerek sanki insanmış gibi onlara bir takım özellikler verebiliyoruz. Bu verdiğimiz özelliklerden ötürü de bunlara kişileştirilen varlık adını veriyoruz. Bir bulut geldi üstüne bahçenin, bütün ağaçların keyfi kaçtı. Toros dağlarının üstüne ay un eledi bütün gece. Ayın un elediğini söylüyor. Sanki insanmış gibi un elemek işini insan yapar. Haliyle burada ayın un elediğini söylüyor. Etrafı beyaza boyadığını göstermenin farklı bir şekilde söylemeye çalışmış burada. Söz sanatı olarak kullanarak. Bu sebeple ay un eleyemeyeceğine göre bir kişileştirilen varlık olur. Yukarıdaki örnekte ağaçların keyfinin kaçması, ayın un elemesi, insana ait özellikler olması sebebiyle arkadaşlar kişileştirme sanatının var olduğunu söyleyebiliriz. Geldik konuşturmaya. Konuşturma üçüncü söz sanatımız. Kişileştirme ile karıştırdığımız söz sanatı arkadaşlar konuşturma. Diğer bir adıyla da intak. Konuşma, konuşturma. Normalde konuşma özelliği olmayan yani insan dışındaki varlıkların cümle kurmasına, konuşmasına, derdini anlatmasına, bir şeyler söylemesine biz konuşturma adını veriyoruz. Fabullarda, masallarda karşımıza çıkabildiği gibi hikaye ve romanlarda sanki öyleymiş gibi bir algıda oluşturmak amacıyla bir takım varlıklar konuşturulabiliyor. Mesela dolu bir testi idim ben, baş aşağı ettiniz beni, boşalıverdim derken iyi mi ettiniz yani? Şimdi burada testi söylüyor tüm bu anlatılanları. Haliyle de arkadaşlar tamamı birden bir testinin ağzından çıktığı için, olmayan ağzından çıktığı için kişileştirme, özür dilerim, konuşturma yapılmış olur.
Şimdi insana ait bir özellik konuşmak, konuşturmak. Dolayısıyla bütün konuşturmalar otomatik olarak da kişileştirme olarak değerlendirilebilir. Şıkların içerisinde varsa biz konuşturmayı tercih ediyoruz tabii ki. Ancak şıkların içerisinde yoksa konuşturma o aynı zamanda kişileştirme olarak da değerlendirilebiliyor. Ancak bütün kişileştirmeler konuşturma olmuyor. Çünkü insan konuşma dışında başka özellikler de gösteriyor. Mesela selam vermek eylemi ya da kederli kederli düşünmek eylemi. Bunun gibi ifadeler yine insana ait olan özellikler olduğu için bir kedinin duvarın üzerinde üzgün bir şekilde oturduğunu söylediğiniz zaman aslında kediyi kişileştirmiş oluyorsunuz. Üzgün olması bakımından. Konuşturma var mı burada? Yok. Ancak konuşturma olabilmesi için o kedinin mutlaka birkaç söz söylüyor olması gerekir ki konuşturma olsun. Yukarıdaki dörtlükte testi insan gibi düşünülmüş ve konuşturulmuş. Yani teşhis ve intak sanatları yapılmıştır. Konuşma insana ait bir özellik olduğundan konuşturma sanatının olduğu her yerde doğal olarak kişileştirme sanatı da vardır. Ancak her kişileştirmede konuşturma sanatı yoktur. Çünkü insanlar konuşma dışında da bir takım özellikler, insani özellikler gösterebilirler. Konuşturma sanatında varlığın konuşturulması şartları mutlaka cümle kuracak arkadaşlar. Yani bir yerde burada konuşturma sanatı vardır diyebiliyorsak orada mutlaka bir cümle kurulmuş olması gerekiyor, bir ifade kullanılmış olması gerekiyor konuşturma sanatında. Geldik son söz sanatımıza arkadaşlar. Son söz sanatımız abartma, mübalağa diğer bir adıyla. Bu da yine çokça karıştırdığımız, her olağanüstü durumu abartma olarak değerlendirdiğimiz bir söz sanatı arkadaşlar. Bir şeyin abartma olabilmesi için az da olsa var olması gerekir. Bu sebeple olağanüstü durumlar ya da kulağa saçma gelen durumlar, olması mümkün olmayan durumlar mübalağa yani abartma olarak değerlendirilmez. Bir şeyin abartma olabilmesi için az da olsa mutlaka var olması gerekiyor. Bir yerin kalabalık olduğunu söyleyeceksek çok fazla kalabalık olduğunu ifade etmek için iğne atsan yere düşmez ifadesini kullanırız. Ya da bir yerde hiç kimsenin var olmadığını, çok tenha olduğunu söylemek için incin top oynuyor diyebiliriz. Mesela bu tarz deyimler kullanabiliriz. Bunlar az da olsa var olan şeylerin koyu, çok yoğun bir şekilde ifade edilmesini ifade ediyor, gösteriyor. Bir yer ne kadar kalabalık olursa olsun, yukarıdan birisi iğne gibi küçücük bir nesneyi bıraktığı zaman o iğne muhakkak yere düşecektir. Yani çok o kadar da değildir. İlla ki insanların omuzları birbirlerine değiyordur ve aralarda bir iğnenin geçebileceği kadar boşluk mutlaka bulunacaktır. Bunun gibi var olan ancak bizim o varlığı olduğundan çok daha büyük göstermeye çalıştığımız sanata abartma sanatı, mübalağa sanatı adını veriyoruz. Mübalağa sanatı sadece var olanın çok daha büyük gösterilmesiyle yapılmaz. Küçülterek de mübalağa sanatı kullanılabilir. İncir çekirdeğini doldurmaz dertler, karınca kadar dünya gibi ifadeler bizim için küçültülerek yapılmış olan abartmalar olurlar arkadaşlar. Sekizimiz odun çeker, dokuzumuz ateş yakar. Kaz kaldırmış başını bakar, 40 gün oldu kaynatırım kaynamaz. Bu sözleri söyleyen kişi kaz pişiriyor. Kaz biliyorsunuz ördeğe benzeyen bir hayvan. Kaz pişiriyor, tencereye atmış, altında ateş yanıyor suyun içerisinde. Kaldırmış kaz kafasını bakıyor. Bu abartma değil arkadaşlar. Çünkü bu olağanüstü bir durum. Yani yok tüyleri yolunmuş, belki öldürülmüş bir hayvanın çiğ çiğ onu kaynatacaklarını düşünmüyoruz tabii ki. Öldürülmüş bir hayvanın kafasını kaldırıp sahibine bakması mümkün değil tabii ki. Olağanüstü durum ama burası abartma değil. Abartma şurası arkadaşlar. 40 gün yani kaz geç pişen bir hayvan bu arada. Eti çok geç pişer, uzun süre pişirilmesi gereken bir hayvan ama 40 günde değil. Yani 40 gün oldu kaynatırım kaynamaz derken burada bir abartma yapıyor. Abartma sanatı kullanıyor arkadaşlar. Buradaki abartma da şu son dizede karşımıza çıkıyor. Bir soru var. Bir soruyla devam edelim. SBS'de 2012 yılında çıkmış eski bir söz sanatı sorusu arkadaşlar. İnsanın kendisini dünyanın henüz bir gününde hissetmesine neden olabilecek ürpertici bir sessizlik vardı ve kar bir ağacın yarı aydınlık gölgesinde ince ince yağıyordu.
Bu metin içerisinde hangi söz sanatı kullanılmaktadır? Kara insani özellikler mi verilmiştir? Sessizlik anlatırken sessizliğin ifadesinde, tarif edilmesinde aşırılığa mı gidilmiştir? Yani mübalağa. Ağacın gölgesinin kara benzetilmesi, yazarın sessizlik ve kar üzerine konuşması. Şimdi metne tekrar dönelim. İnsanın kendisini dünyanın henüz ilk gününde hissetmesine neden olabilecek ürpertici bir sessizlik. Etrafı o kadar sessiz ki sanki dünyanın ilk günü ve işte henüz hiçbir insan yok, gürültü yok, olanca bir sessizlik. Böyle bir sessizlik mümkün değil tabii ki. Burada sessizliği anlatırken aşırılığa gidiyor. Evet, bir sessizlik var. Ancak bu sessizlik dünyanın ilk günkü hali kadar yoğun, büyük bir sessizlik olmasa gerektir. Az da olsa bir ses duyulur illaki. Bu sessizliğin anlatımda aşırılığa gidilmesinden ötürü arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı Bursa olur. Abartma sanatı kullanıldığı için. Bir sorumuz daha var arkadaşlar, yine söz sanatları ile ilgili. Bu gece yarısında iki kişi uyanık, biri benim, biri de uzayan kaldırımlar diyor metnimizde. Bu dizelerde kullanılan söz sanatının aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, tamam. Diğeri kaldırımlar. Kaldırımlar uyumaz ki uyanık olarak değerlendirilsin. Burada demek ki kaldırımlar da sanki ben gibi insani bir özellik gösterilmeye çalışılmış. Bu sebeple de kişileştirilmiş kaldırımlar. Bu yüzden doğru cevabımız kaldırımlara insani özelliğin yüklenmesi sebebiyle Bursa olur. Teok'ta 2013-2014 yılında çıkmış olan bu sorunun doğru cevabında. Söz sanatlarının burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi dersler diliyorum.